Herkese yepyeni bir video ile yeniden merhabalar. Bugün ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Bunun için gerekli olan malzemeler: 1 adet yumurta, 125 gram margarin, 1,5 yemek kaşığı sirke. Kesinlikle sirke kokmuyor, onu baştan söyleyeyim. bir çay bardağı sıvı yağ şöyle bir e, tatlı kaşığına yakın tuz şöyle şeker bir tatlı kaşığı şeker ekledim. Şimdi bunu önce bir güzelce yoğuracağım. Bunu sonra yavaş yavaş ekleyeceğim Önce bunu biraz yoğrayayım e, margarini. Şimdi unu eleyerekten şöyle bir su bardağını ekledim. Yavaş yavaş ekleyeceğim dediğim gibi hepsini birden eklemiyorum. Elemek de çok önemli burada. Bunu şöyle biraz karıştırıyorum. Bir bardak unu. Şimdi ikinci su bardağını yine eleyerekten koyuyorum. Şöyle bir adet hamur kabartma tozunu ekliyorum unun üstüne. bunu iyice yoğurmaya çalışıyorum. Yine un ekleyeceğim. Evet şöyle yarım su bardağı daha un ekledim. Yine yoğurmaya devam ediyorum. Bir yarım su bardağı daha ekledim. Yani toplam 3 su bardağı un kullanmış oldum. Yavaş yavaş ekledim o yarım su bardaklarını böyle güzelce e, kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur elde ediyorum. Zaten anlarsınız toparlanmaya başlayınca. Bakın gördüğünüz gibi benimki çok güzel toparlanmış. Yoğuruyorum bayağı. Buna şekil veriyorum böyle kare şekli yani dikdörtgen şekil veriyorum. Tabii ki dikdörtgen gibi kalmayacak en sonunda. Çünkü çok şiştiği için, kabardığı için dikdörtgen gibi en sonunda yine şekil olmuyor. Ama ona rağmen güzel oldu. Tadı çok güzel. Böyle şekiller verip yağladığım tepsiye bunları koyuyorum. Hepsine aynı işlemi uyguluyorum. Böyle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp böyle elimle şekillendiriyorum. İsterseniz merdane ile de yapabilirsiniz açıp. Ben başvurmadım merdaneye direkt elimle yaparım dedim ya da kurabiye şekillendiriciler var onlarla da yapabilirsiniz şöyle tepsiye ben hepsini yaptım şöyle ortadan bıçak atıyorum hepsine ortadan bıçakla ikiye ayırmış gibi oluyorum sonra üstüne de şekillendiriyorum çırpıcıyla bir tarafını hepsine değil buna dikkat edelim tabi siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz şimdi yarım yarım olmuş gibi oldu bunun yarı tarafına ee, yumurtanın akından sürüyorum, şekil verdiğim tarafa yumurtanın akından sürüyorum. Sonra susamlar ekliyorum o taraflarına. Diğer yarısına daha bir şey yapmadım. Evet. Yeteri kadar susamlar, susam ekliyorum hepsine. Evet. Şimdi diğer yumurta sarısını da çok az bir yağ koydum içine. Yumurta sarısını çırptım iyice ve diğer yarısına yumurta sarısını sürüyorum hepsine. Hepsine uyguluyorum. Şimdi onu 180 derece alt üst fırında üstü böyle kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi pişiyor kabarmış. Yani dikdörtgen şekilden hiçbir şey kalmamış gibi duruyor. Evet, en son hali böyle. Çok güzel bir kurabiye tarifi tavsiye ederim. Ağızda dağılıyor. Şimdi doku testi yapacağım zaten. Orada da net görebilirsiniz. Misafirlerinize falan yapabilirsiniz. isterseniz dediğim gibi kurabiye şekillendiricilerle daha güzel olabilir. Şöyle çayımı da aldım sunumumu da bu şekilde tabaklara koydum yani kurabiyeleri tabağıma koydum sunum tabağıma çok güzel bir görüntü ve tat şimdi bir doku testi yapalım Evet hemen doku testi gördüğünüz gibi hemen parçalanıyor böyle bakın nasıl dağılıyor ve tadı da enfes oldu. Tavsiye ederim. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.